Yönetmen mesela. Evet, dediler ki proje hoşuna gitti. Yapım firmasına güveniyorsun. Yönetmen. Tanımadığın biri. Hı-hı. Nasıl araştırıyor? Araştırıyor musun bir oyuncu olarak onu? Mesela ne çekmiş? Dile nedir? Neler? Yani yaptığı işleri merak ediyorum öncelikli olarak. Sonra da onunla çalışmış arkadaşlar varsa açıkçası. Yani bir fikir alıyorum. Bunu bence herkes yapıyordur diye düşünüyorum yani. Evet. Siz de hocam değil mi? En azından devlet bir oyuncuyla çalışmak istedim. Direkt soruyoruz abi. Değil mi? Tamam, bir kast direktleri getiriyor. Tanımıyorum ben. Gökhan Balık, Görkem Arslan. Nerede oynamış abi? Tamam, bakalım izleyelim. İyi, fena değil çocuk falan. Tamam, bir görüşelim. Evet. Hop, yardımcı yönetmeni ya da ikinci yönetmeni. Şu projede çalışmış rejide kim vardı? Bir arayayım bakalım bu çocuk disiplinli mi? Ekiple nasıl anlaşır? Ama yine de... iyi midir, sevecen midir? Biz bir yoklarız yani. Eyvallah. Ama bununla beraber yani o referansların da açıkçası yani çok da önemsemiyorum. Çünkü sonuçta herkes kendi tecrübesini yaşıyor ya orada. Doğru söylüyorsun. Ya da kendi tecrübesi üzerinden yorumluyor ya bir başkasını. Evet. Çok da doğru olamayabiliyor bazen yani. Evet, onların... Mesela benim için hocam çok arıza falan diyorlarmış yani. Senin için mi? Evet. Kim diyormuş onu ya? Ağzıymışım ben. Arkadaşlar, ağzıymışım. Lütfen bu kanalı izleyebilir miyim? Ben birebir bu adamla çalışmış biri olarak söyle hocam, hiçbir arıza yanı yoktur. Evet, hiçbir arıza yanı yoktur. Mis gibi, pamuk gibi adamdır. Ekipçidir, emekçidir, işini sever. Teşekkür ederim. Bir gün ezbersiz geldiğini görmemişimdir. Daha ne olabilir? Önce ahlak. Bir gün oldu ya. Bir gün oldu. Tamam, o aradığınızda. O çözülmüş. Yok, o da şey ama galiba programımı yanlış bakmışım. Bir şey olmuş. Kesin öyle bir açıklaması vardır. Neyse, annemin anlamıyor. Neyse, hatırlamadım mı? Yani bunların hepsi mesela o kurulan maneviyat dedi ki uzun süreli işte bir gün ezberin olmasa ne olur onu adam gibi izah edip de kusura bakma programı yanlış anlamışım dedikten sonra herkesin zaten Görkem abi aşk olsun hemen geçeriz üstünden çözebileceği bir formül haline gelir. Önemli olan bu iyi niyettir ya her zaman yani. Evet. Bir bir projeye başladınız. Bebeği aldık, doğurduk. Güzel de gidiyordu. Birinci bölüm fena değil reytingler. İki de biraz toparlar gibi göründü. Üçte knockout. Hadi ya. İyiymiş. Bitti. Ben de ya o sezon seçtiğim proje bitti. Ne yapıyorsun? Kime kızıyorsun? Öfkeleniyor musun? Kadere mi teslim oluyorsun? Yani üzülüyorum. Bir de kendime kızıyorum. Neden iki bölüm avans almadım diye. Yani çünkü... İş bittiyse para vermiyorlar sonra yani. Ya da işte 8 ayları falan buluyor. Yani çekilmiş bölümleri de alamadığını biliyorsun. Yani alamadığım evet, da oldu. Alamadığım da oldu. Onun için buradan genç oyuncu adaylarına önerim. İşe başladığınızda lütfen 2 bölüm avans. Aynen. En az 2 bölüm avans alın falan. Neyse canım böyle de öneri olmadı işte. Biraz böyle. Tamam, oyunculukta karın doyar mı? Oyunculukta karın doyar. Çok güzel karın doyar. Yani... Ona da şöyle örnek vermek istiyorum. Böyle bazen tabii işlerimin kesat olduğu zamanlar hani ya da işsiz olduğum dönemler falan filan vesaire de haliyle tabii yaşam standartını da belli bir düzeye çekiyorsun falan hani oradan yaşıyorsun. Bu gibi hallerde böyle hep şeydi hani ailem de bunu çok dert eder hepimizin ailesinin olduğu gibi hani yani bu çocuk ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor vesaire bilmem ne. Ben de en son yani baktım çok dertler falan oturttuğum karşıma dedim ki ya bakın yani ben bu işe başladığımda yani oyunculuk yapmaya niyetlendiğimde lise sondayken konservatuvara gideceğim dediğimde bana baba sen diyordun ki oğlum bak hani oyuncu olma demiyoruz ama adam gibi bir işin de olsun yoksa aç kalırsın diyordun. Ve ben de inatla hani bu işi yapmak istediğimi söylüyordum hani zaten o zaman ne dizi vardı ne vesaire bilmem ne vardı hani bu söylemlerle de bu mesleği kabul ettik başladık. Bugün de eğer bir yoksunluk yaşamsal anlamda yani sağlık saat dışında hani. Evet, çok şükür. Ekonomik anlamda evet yani bir şey çektiğimde de aslında bu bende bir şeye üzüntüye sebebiyet vermiyor yani. Bundan yaptığımız işin aslında bir parçası olarak görüyorum yani. Ya da bir mesleğinden beni uzaklaştırmıyor hiçbir şekilde. Hayatta bunlar var çünkü işte bazen hani bazı koşullar daha iyidir bazen kötüdür. Biraz... Onun için de biz yeter ki kendimizden uzaklaşmayalım, kendimizi kaybetmeyelim ya da o koşullar bizi... Hayattaki tavrımızı belirleyen şey olmasın yani. Çok güzel. Bence. Çok güzel. Ama şu oluyor değil mi bizim hayatımızda? Mesela çalışmaya başladığımızda güzel gidiyor.
tutan bir projeden bahsediyorum. Hep de dizilerden bahsediyoruz. Tabii ki sinema bambaşka bir aşk aslında. Sinema ve tiyatro dediğimizde, ama dizi süre gelen ve ticari olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Tutmuş bir dizinin ikinci yılındayız. O iki yıl boyunca hani güzel kazançlar elde ediyoruz değil mi? Evet. Tabii o kazançları elde edebilmek için de belirli deneyimleri atlatmak ve kendini ispatlamış olmak gerekiyor. Tamam, bu kazançları elde ederken biraz onu harcamak da daha kolay oluyor değil mi? Yani kazanı kendine bir haliyle böyle gelecekmiş gibi düşünebiliyor insan. Ticarete atılmayın mesela, yani başka bir şey yapmaya kalkışmayın. Herkes işini yapsın mesela. Ben bunu öğrendim yani. Demek ki tecrübelerimden sonra. Ya çünkü ister istemez insan tabii şöyle düşünebiliyor ya, bir iş yaparken falan bunun süreklilikle olmayacağını biliyorsun. Ya bazen yapıp yaşayacağını da biliyorsun falan, ister istemez hani bir dükkanla kurayım bir şey ya da bir döner olsun falan gibi duygularla işte bir şeylere yönelebiliyor insan. Onları da önermiyorum açıkçası yani. Yani öyle bir işini yapsın. Yani öyle bir öğrettim, onu tecrübelerim şimdi. Dönem geliyor ki gerçekten iki yıl tutmuş bir proje, tamam onun arkasından da bir tane daha bir proje gelebiliyor, güzel. Birkaç yıl güzel geçti. Ama öyle bir durma anı geliyor ki, bir pause dönemi geliyor. Bir şey yok. İşte hep o arka arkaya gelmiyor. Sonra tekrar o dönem başlıyor ya da hiç başlamayabiliyor. Ya da hiç o duraklama olmuyor. Şimdi burada biraz böyle ki gerçekten burada senden şunu istiyorum. Yeni oyuncu adaylarımıza bir abileri olarak, kendini ispatlamış biri olarak, bir sürü şey yaşamış biri olarak ne tavsiye ediyorsun? Ne yapsınlar bu yeni çocuklar? Yani bence yaşamla bağlarını koparmasınlar. Hayatlarında önemsedikleri bir hal olmasın bu. Çünkü hayat akan bir şey. Devam eden bir şey. Bunun için de koşullar değişebilir. Dönüşebilir. Kendilerine sahip çıksınlar. Yapmak istedikleri, amaç ettikleri işe her zaman kafa yatırmak durumunda. Yani yatırmaya devam etsinler. Bundan vazgeçmesinler. Koşullar burada yine belirleyici olmasın hiçbir şekilde. Üretmeye çalışsınlar. Kendilerini ifade etmenin yolunu arasınlar. Küsmesinler. Küsmesinler yani. Küsmesinler. Evet. O biraz hani böyle katılaşmak demek oluyor belki ama küsmemek lazım. Ya da sadece ekrandan ibaret değil aslında yaptığımız iş yani. Yani o, yani yaptığımız işi artık böyle bir algı da oluşmaya başladı yani. Hani işte oyunculuk sadece işte dizide oynadığın zaman sen işte kabul gören bir oyuncu oluyorsun falan, ama hayır abi, yani ben bunu yapsam da yapmasam da ben oyuncuyum. Yani bu mesleği gönül vererek bu işe girdim falan ve benim için şey değil yani, dizinin olup olmaması benim kendimi değerlendireceğim bir şey olmamalı yani. Yani bunu söyleyebilirim. Ayrıca sen çok iyi filmlerde de rol aldın. Ya güzel, evet, bağımsız işlerim oldu. Evet. Bir zamandır durdu ama diye buradan da. O dönemler ara geliyor gidiyor, ama hani, hep öyle gitmiyor. Yine projelere açıyorum diyelim. Evet. Bir kere ben Görkem'in gözümdeki oyunculuğu çok beğenirim ve kendisi perde dedi ya, hani perde dedin ya, evet, bir sinema filmi yaptığında seni o sinema filmine çok yakıştırırım. İnşallah da hani böyle bir filmimiz olsun ve çünkü bizim hep öğrencilerimize de anlatmak istediğiniz şey, evet, yani bir şeyi biz dedik diye yapmak değil, şimdi otur şimdi doğrul değil, şu ifade var ya, yani biliyorum ki sen mesela lafsız, yani çok laflı bir şeyi, diyaloğu olan bir rolü. Sen sadece gözlerini, hiç ağzını kıpırdatmadan ve sesini vermeden bana geçirebiliyorsun. Yani kameraya. Şimdi sana bunun formülünü sorsam, çünkü o formül bana niye lazım olacak biliyor musun? Ben de öğrencilerime o formülü söyleyeceğim. Yani yazın nasıl arkadaşlar. Yani buradaki duyguyu buraya nasıl yerleştiriyorsun? Yani yaşanmışlıklarım acaba ya da hayata dair olmaya çabasının, o empatiyle beraber hani tanışıklık, bir dolu ruhla insanla falan tanışma çabasının acaba bir etkisi olabilir mi bilmiyorum. Hiç. Belki de tanımlayamadığın için de bu kadar doğal ve samimi geçiyor her şey. Yani bir kelimeye döküp bunu bir tanımlamış olsaydın bu kadar bilmiyorum, doğal olmayabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Bu da güzel bir cevap oldu bence. Yalınlık olabilir belki ya. Yani biz hani oyunculuğu ya da kendini ifade etmeyi öyle handikapları düşebiliyor ya işte genç arkadaşlarımız falan. Hani yani çok aslında eylemde bulunmanın aslında doğru bir duyguyu ifade etme yöntemi olarak görüyorlar. Peki bundan vazgeçerek yalınlaşarak ya da yalınlaşma odaklı olarak çalıştıklarında belki daha doğru bir yöntem olabilir mi yani? Doğallığa daha mı yaklaşıyoruz acaba o zaman? Bilmiyorum. Bunu sen başarabiliyorsun
Ama kendine belirlediğin bir formül yok çünkü bunu tamamen içten. Yani aslında evet. İşte aslında bu duygu geçtiği zaman biz onu zaten almış oluyoruz. Hı. En doğal ve samimi ikna olmuş oluyoruz. Ama bunun formülü yok bence. Kendine belirlediğin buradan karşıya formülü. Koşacağım galiba hocam. Zaten bugün maraton. Köprü hala senin için kapalı.